Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Da toplandık, ellerimizi açtık. Yanık gönüllerle sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Etkinlikte bir konuşma yapan Budan, bu vatan için hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andıklarını, onlara minnet duyduklarını söyledi. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu da vesile kılarak sadece 15 Temmuz şehitlerimiz değil, aynı zamanda sizlerin yakınları olan gerek terörle mücadelede, gerekse vatani görev esnasında şehit olan kardeşlerimizi hem anmak hem yad etmek, sizlerin onların bizdeki emaneti olduğunuzu bilerek en azından bu vesileyle bir araya gelmek ve bir lokmayı paylaşmak istedik. Afşin'den 40 vatan evladının şehit olduğunu belirten Budan konuşmasına şöyle devam etti. Sizler ailelerinizden belki ciğerparelerinizi, bir can parçalarınızı feda ettiniz. Muhakkak çok büyük acılar yaşadınız. Bu hafta yine maalesef Afşin olarak 40. şehidimizi toprağa verdik. Yani Afşin'de 39 şehit ailemiz 40. şehidimizi bu çarşamba toprağa verdik ve bugün mevlidini okuttuk. Ve gönül istiyor ki bu son olsun. Türkoğlu Kaymakamlığı ve Türkoğlu Belediyesi organizasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Türkoğlu Belediyesi Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezi'ndeki restoranda düzenlenen programda Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilerek başlanan programda konuşan Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, "Ne mutlu bize ki bizler şerefli ve namuslu bir toplumun eferleriyiz." diye konuştu. Ne mutlu bize ki bizler şerefli ve namuslu bir toplumun eferleriyiz. Ne mutlu size ki şerefiyle, haysiyetiyle bu vatan için, bu bayrak için, din-i mübin İslam için çocuklarınız şehit olmuş, şehit olmaya da devam ediyor. Maraş'ımız aynı o 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi ilk defa bir darbe girişimi halk tarafından savuldu ama Maraş buna yabancı değil. Maraş 1. Dünya Harbi'nden sonra Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu tarafından değil, kendi kendini kurtarmış bir halktır. Bundan dolayı 15 Temmuz'u en iyi idrak edebilecek olan sizlersiniz. Sizin dedelerinizin bırakmış olduğu miras 15 Temmuz'a bir ruh vermiştir, bir hız vermiştir. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bütün şehit ailelerimizi burada bir araya getirmek istedik dedi. 15 Temmuz'da bir gecede şerefli Türk halkının bu darbe girişimine karşı koyduğu cesurca davranış, karşılığındaki şehit olan 249 tane kardeşimiz, yüzlerce binlerce gazimizin yanında 40 yıldan beri her gün bu darbeyi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli askerleri, güvenlik güçleri hiçbir fark, hiçbir ayrım yapmadan 15 Temmuz'daki şehitler gibi Güneydoğu'daki terörle mücadeledeki şehitlerimizin de hepsinin başımızın üstünde yeri var. Sizleri Türkoğlu'nda en güzel şekilde misafir etmek, ağırlamak, gerek evinizde gerekse Türkoğlu mücavir sınırlar içerisindeki her alanda bir kardeşiniz, bir belediye başkanınız olarak Sayın Kaymakam bizden daha fazla bu konuda hassas göstererek sizlerin yanımızdayız.